Uçuş atlattık hoppa. Hay aksi. Harita ıslandı. Şimdi ne yapacağız? Hı? O da ne? Ha? Gözeceğim bu neşi. Olumsuzluklar bazen beraberinde güzel şeyler de getirir. Biz gidip pedallanı bulalım. Sonra kaplumbağayı takip ederiz. Bu tuhaf ormandan bir an önce çıkalım. Hadi baba. Daha hızlı ol. İşte köy orada. Ha? Hoppa'yla Pumba nerede? Tuhaf. Bunlar bir şey karıştırıyor ama ne olduğunu anlayamadım. Onları merak etme. Yeminim başlarının çaresine bakarlar. Hadi ne bekliyorsunuz? Doğru köye. Al İbi. Pat pat yemişleri. Ama İbo, neden titriyorsun? Biz kungunlar sakin bir yaşam süreriz. Böyle heyecanlı olayları sık yaşamayız. Oysa bunlar bizim gündelik işimiz. Serüvene bayılırız. Sormayı unuttum. Siz nereye gidiyordunuz? Keşif yolculuğuna çıktık. Tüm Bağlıyar'ı karış karış gezeceğiz. Bugün ilk günümüz. Bu gece konuğum olun. Yola yarın devam edersiniz. Bu nazik daveti geri çeviremeyiz. Öyle değil mi Tosi? He? Tosi? Tosi şimdiden enerji depolamaya başlamış bile. Gibi ile kaplumbağa köyden ayrılmadı. Anlaşılan gece buradayız. Ha? Ama sinirli ağaçlar. Ah! Anlamadın galiba. Paha biçilmez resimli baldiyar atlasını ele geçirene kadar Gibi ile Tosi nereye? Biz oraya. Sana söylüyorum uykucu. Uyanma vakti. Sabah oldu mu? Sabah olmadı. Ama harekete geçme zamanı geldi. Hareket mi? Ne hareketi? Köye gidiyoruz. Atlas'ı yoklamaya. Sabaha beklesek. Durmadan söyleniyorsun. İsteklerin hiç bitmiyor. Beni takip et. Bugün sana çok iş düşecek. Hangi gün düşmüyor ki? Ah! Oh! Oy! Ah! 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 Biraz dikkat. Biraz dikkat Pumba. Ha, üzgünüm. Kafama bir şey takılmıştı da. Tamam tamam. Uzatma da yürümeye devam et. Hoppa. Kaç gündür İbi ile Tosi'nin peşindeyiz. Ne olmuş? Ben Atlas ellerinde hiç görmedim. İşte kaçırdığın nokta bu. Ha? Hangi nokta? Atlas'ı hiç görmedik. Çünkü onu çok iyi koruyorlar. Olabilir. Peki hoppa, bu atlas ya onlarda dirilse? Bunu da nereden çıkardın? İbi ve Tosin'in evinden ayrıldıktan sonra biz ormanda kaybolmuştuk ya. Kaybolmadık. Sadece hangi yöne gideceğimize karar veremedik. O kaybolmadığımız günün gecesinde eğer sobaya gitmemişlerse atlas onlarda değildir. Diye düşünüyorum. Modelinden beklenmeyecek kadar zeki bir açıklama. Teşekkürler. Hemen şımarma. Sıra bende. Peki ya o gece sobaya gitmişlerse? Sobaya mı? Bu mümkün değil. Mümkün. Unutma. O kaplumbağa uçabiliyor. Uçan kaplumbağaları iyi bilirim. İsterlerse çok hızlı uçarlar. Sobaya bir gecede uçarak gitmek mi? Tamam tamam uzatma. Ben işi şansa bırakmam. Köye gidip atlası kontrol edeceğiz. Peki, öyle olsun. Tüm dikkatini ver. Aynı benim gibi. Tüm dikkatim. Evet, aynı senin gibi. Burada değiller. Yandaki eve bakalım. Burada da değiller. Dikkatli bak. Bir robonlunun gözleri çok keskindir, unutma. Keskin, peki. Yoklar. Şimdi de şu pencereye çıkmak için bana yardım et.
yardım etmek? Tamam. Sakince pencereye yaklaş. Tamam. Sakin. Burada değiller. Diğer eve. Kedi. Orada bir kedi var. Hop hop. Sakin ol Pumba. Alt tarafı bir kedi. Kedi. Kedilerden çok korkarım. Dur. Dur. Dur diyorum sana. Düşüreceksin beni. Kedi. Kedi. İnanamıyorum sana Pumba. Kediden korkulur mu hiç? Elimde değil. Korkuyorum işte. Bazen kendime bu yolculuğa neden seninle çıktım diye soruyorum. Bu da ne? Bir makine. Robon şehrindeki makinelere benziyor. Ama neyse ne. Gidip diğer evleri yoklayalım. Ama hoppa. Baksana sabah oldu. Köylüler bizi görürler. Haklısın Pumba. Dışarı çıkamayız. Bir süre burada bekleyelim. Fırsatını bulunca kaçarız. Böyle karmaşık makineler hep ilgimi çekmişti. Şu kol ne işe yarıyor acaba? Ne yapıyorsun? Burada olduğumuzu anlayacaklar. Kapat hemen şunu. Deniyorum ama kapanmıyor. Çekil. Ben hallederim. Hoppa! Yardım et! Dur! Hay aksi! Şimdi ne yapacağız? İmdat! Bu makine beni ezecek! Essin essin! Belki aklın başına gelir de her şeyi kurcalamazsın! Dayan Pumba! Anne! Anneciğim! Az kaldı Pumba! Ucuz atlattık Pumba. Az daha tost olacaktın. Olan makineye vurdu. Baksana bozduk. İşte bu kötü oldu. Hemen kaçalım. Peki atlar? Bırak şimdi atlası. Birileri buraya gelmeden gidelim. Peki kaçalım. Güzel bir sabah. Bakalım konuklarım uyanmışlar mı? Anlaşılan İbi ile Tosi şakacı ormanda çok yorulmuşlar. Konuklarım uyanmadan işlerimi halledeyim. Sonra da güzel bir kahvaltı yaparız. Ha? Sabah olunca köy hareketlendi. Ama İbi ile Tosi hala ortalarda yok. Daha ne kadar bekleyeceğiz hoppa? Karnım çok acıktı da. Acıktıysan şu sebzelerden ye. Bir bostan dolusu sebze. Dilediğin kadar topla. Ama sahibinin izni olmadan yememeliyiz. O zaman şikayet etmeyi bırak. İbi ile Tosi ortaya çıkana kadar bekleyeceğiz. Peki. Felaket. Felaket. Cibo, ne oldu? Neden bağırıyorsun? Biri tohum dağıtma makinesini bozmuş. Üzülme Fibo. Birlikte tamir ederiz. Ben anlamam tamir işlerinden. Bir yolunu buluruz. Bize güven. Size güveniyorum tabii. Ama bana güvenen komşularımın güvenini boşa çıkarttım. Üzülme. Bazen olaylar bizim kontrolümüzün dışında gelişir. Doğru. Yapman gereken soğukkanlılığını korumak ve çözüme yoğunlaşmak. He? Tabii. Önce güzel bir kahvaltı yapalım, sonra çözüme yoğunlaşırız. Olmaz, zamanımız çok az. Çiftçiler öğlen olduğunda gelip sebze tohumlarını alacaklar. Şimdilik kahvaltıyı unut Tosi. Gidip şu makineye bir göz atalım. İşte makine burada. Bir şey ya da birileri bu dişlileri yerinden çıkartmış. Dişlileri yerine takmakla işe başlayalım. Ama hangi dişliyi nereye takacağız? Dikkatli bak Fibo. Aslında her dişlinin takılacağı yer belli. Nasıl? Çok basit. Bu dişlinin merkezi kare şeklinde. Demek ki buraya takılacak. Bu dişlinin merkezi üçgen şeklinde. Yeri burası. Bu da altıgen. O halde bu dişli de buraya takılacak. İşte oldu. Bakalım çalışacak mı? Yaşasın. Çalıştı. Şimdi nefis bir köy kahvaltısını hak ettik, öyle değil mi Fibo? Aslında işimiz daha bitmedi.
Kahvaltı yoksa sırada ne var? Komşum Dopo hastaneye gitmeden önce bana bu listeyi verdi. Ne yazıyor? Tohum haznesinin 1/4'üne domates tohumları. İşte tohum haznesi bu olmalı. Haznenin geri kalanının 1/3'üne biber tohumları, haznenin geri kalanının 1/2'sine havuç ve kalan bölüme de turp tohumları. Hepsi bu. Aa, tıpkı bir bilmece gibi. Nasıl üstesinden geleceğiz? Aslında çok basit. Liste tohum haznesini 4 eşit parçaya bölmemizi söylüyor. Nasıl? Listede öyle yazmıyor ki. Listede öyle yazmıyor ama tam olarak onu kastediyor. Yine kafam karıştı. Önce haznenin 1/4'ünü hazırlayalım ha. İşte tohum haznesinin 1/4. Yani bir bütünü oluşturan 4 eşit parçadan bir tanesi. Şimdi de haznenin geri kalanının 1/3'ünü hazırlayalım. Bu da bir bütünü oluşturan 3 parçadan bir tanesi. Sanırım anlamaya başladım. Listeye göre haznenin geri kalanını 2'ye bölersek... Tosi haklıymışsın. Komşum Dopo aslında hazneyi 4 eşit parçaya bölmemi söylemiş. Dopo bu basit matematik problemini biraz eğlence katmış. Böylelikle biraz zihin jimnastiği yapmanı istemiş. Son olarak tohumları haznelere dolduralım. Domates tohumları, biber tohumları, havuç tohumları ve turp tohumları. Hepsi tamam. Geriye bir tek tohumları torbalara koymak kaldı. Onu da çiftçiler geldiğinde yapacağım. Sırada ne var? Nefis, leziz, güzel bir köy kahvaltısı. İşte bu güzel. Lezzetli yemekler, nefis şerbetler, mis gibi lokumlar. Aklın fikri yemek, uyumak, hatta uykunda bile yemek yemek de. Ha? O da ne? İbi ile Tosi bir de şu ormanda karşılaştıkları çiftçi bir yere gidiyorlar. Gizlice takip edersek Atlas'ı almak için bir şansımız olabilir. Hoppa sana söyledim. Atlas onlar da değil. Bunu anlamanın tek yolu var. Gidip yoklamak. Beni takip et. Oo, işte yine başlıyoruz. Mis gibi tereyağı. Lezzetli köy yumurtası. Çıtır çıtır köy ekmeği. Yavaş Tosi. Pat pat yemişleri için miden de yer kalsın. Az sonra uçacağız. Sıradaki durağınız neresi? Sırada kütüphane şehri Sobo var. Dedemin bana miras bıraktığı resimli Baldiyar Atlası'nı alacağız. Sobo. Çocukken gitmiştim. Öylesine müthiş bir şehirdi ki. Dikkat Fibo. Meraklı İbi'yi daha da meraklandırıyorsun. Meraklanmaya başladım bile. Hadi Tosi, kahvaltıyı hemen bitirip şu müthiş şehre gidelim. Ne oldu İbi? Az önce bana yavaş ol diyen sen değil miydin? Sizin gibi eğlenceli dostlar edindiğim için çok şanslıyım. Biz de seni tanıdığımız için çok şanslıyız. Öyle değil mi Tosi? Öyle tabii. Ama şu yiyecekler, nasıl onları yediğim için bugün iyi günüm değil. Haklıymışsın Pumba. Atlas henüz onlarda değil. Ben sana söylemiştim. Doğru pedalvana gidiyoruz. Oradan da Sobo'ya. Ama hoppa karnım çok aç. Anlamadın galiba. Paha biçilmez resimli Baldiyar Atlası'nı ele geçirene kadar... Acıkmak yok, susamak yok, uyumak kesinlikle yok.